Habeşistan. Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar ve ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler. Fakat hepsi aynı zamanda hicret etmedi. Mekke'den ayrılma şekilleri gizli ve küçük gruplar halinde olmak üzere planlanmıştı. Eğer aileleri onların hicret ettiğini bilselerdi, onları engelleyebilirlerdi. Fakat hicret o kadar gizli bir şekilde yapıldı ki hiç kimse tüm muhacirler Habeşistan'a ulaşıncaya dek bir şey anlamadı. Olayın farkına vardıklarında Kureyş liderleri onları kendi kontrollerinden uzakta barış içinde bırakıp yeni ihtidaların İslam'a girenler olmasına yardım etmemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu nedenle hemen yeni bir plan yaptılar ve Habeşistanlıların en çok hoşuna giden şeylerden hediye etmek üzere toplandılar. Onların her şeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı. Bu yüzden Necaşi'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Necaşi'nin kendisi için hazırlanan zengin hediyeler de vardı. Daha sonra aralarında elçi olmak üzere iki adam seçtiler. Bunlardan biri Sehim kabilesinden Amr İbnül As idi. Kureyşliler elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar. Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerini verip şöyle diyeceklerdi: halkımızdan bir grup deli, erkek ve kadın bu krallığa sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Fakat ne sizin ne bizim hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımızın soyluları bizi kralınıza gönderdi ve onları bize teslim etmesini istiyorlar. Bu nedenle kralınıza bu konuyu açtığımızda bizi destekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkı verir. Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler. İki elçi de Necaşi'ye hediyeleri götürmeyi üzerine aldı. Oraya gidip muhacirleri kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve kumandanlara söylediklerini tekrarladılar. Konuşmalarının sonunda da şöyle dediler: halkının soyluları, onların amcaları, babaları ve akrabaları onların kendilerine teslim edilmesi için yalvarıyor. Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necaşi'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necaşi memnun olmamıştı. Hayır, Tanrı'ya and olsun, benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim. Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorlarsa onları teslim edeceğim. Kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına haber gönderdi ve kutsal kitaplarıyla gelen rahiplerini topladı. Amr ve yanındaki diğer elçi Necaşi ile sığınanların görüşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu karşılaşma geç anlaşılsa da onların aleyhineydi. Elçiler Habeşistanlıların kendilerine ticaret ve politik sebeplerle hoşgörü göstermelerine rağmen putperest oldukları için küçük gördüklerinin ve aralarında büyük bir engelin olduğunun farkında değillerdi. Habeşlilerin çoğu samimi Hristiyanlardı. Hepsi vaftiz edilmişlerdi. Hepsi de bir tek Allah'a inanıyor ve damarlarında kutsal şarap ve ekmek ayininde yediklerinin kanını taşıyorlardı. Bu nedenle onlar kutsal ve putperest arasındaki ayrıma karşı duyarlıydılar ve Amr gibi bir adamın putperestliğin kiriyle kirlenmiş olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden müminler Necaşi'nin taht odasını doldurduğunda onlardaki kutsal samimiyet ve enginliğin farkına vararak şaşırdılar. En çok da Necaşi bu durum karşısında etkilendi. Gelenlerin Kureyşlilerden çok kendilerine benzediğini gördüklerinde rahiplerin arasında hayret belirten mırıltılar yükseldi. Bu benzerlik ve engin görünüşün yanı sıra müminlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Hepsinde de güzel davranışlarının bir belirtisi olan doğal bir güzellik vardı.
Muhacirlerin hepsi zorunlu kaldıkları için hicret etmemişti. Osman radıyallahu anh'ın ailesi onunla uğraşmaktan vazgeçmişti. Fakat yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gitmesine ve Rukiye'yi de beraberinde götürmesine izin verdi. Onların varlığı muhacirler topluluğuna bir güç kaynağı oluyordu. Onlara güç veren diğer bir çift de Cafer ve karısı Esma idi. Ebu Talib'in oğlu ve gelinini saldırılardan koruyordu. Fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde "Görünüşün ve karakterin bana benziyor." demişti. Muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu Abdüddar sülalesinden daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab radıyallahu anh izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzumlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti. Güzelliğiyle genel bir beğeni kazanmıştı. Bunun üzerine Utbe, "Size bundan daha güzel bir şemmas getireceğim." diyerek kız kardeşinin oğlunu onlara göstermiş, o günden sonra da çocuğun adı Şemmas kalmıştı. Safiye'nin oğlu Zübeyir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden birkaçı daha muhacirler arasındaydı. Ervan'ın oğlu Tulayb, Umeyme'nin iki oğlu Abdullah İbni Cahş ve Ümeyye sülalesinden karısı Ümmü Habibe ile beraber olan Ubeydullah, eşleriyle birlikte Berre'nin iki oğlu Ebu Seleme ve Ebu Sabra. Bu ilk hicretle ilgili anlatılanların çoğu Ümmü Seleme'den aktarılmıştır. Hepsi toplandığında Necaşi onlara şöyle dedi: "Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir?" Cafer ona şöyle cevap verdi: "Ey kral, biz cehalet içinde yüzen, putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. Biz Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz güvenilir bir elçi gönderene dek bu hal üzereydik. O bizi Allah'a çağırdı. Onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini, bizim ve babalarımızın taptığı taş ve putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülükten ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden halkımız bize karşı çıktı ve bizi dinimizden döndürmeye, tek Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya zorladı. Sizi diğerlerine tercih edip bu ülkeye sığınmamızın sebebi bu. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılamaz." Saray tercümanları söylenenleri Necaşi'ye aktardılar. Necaşi daha sonra kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiyden bir bölüm okumalarını istedi. Bunun üzerine Cafer, Mekke'den ayrılmalarından kısa bir süre önce nazil olan Meryem suresinden bir bölüm okudu. "Kitapta Meryem'i zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki, gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma. Demişti ki, ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım. O, benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken." dedi. "İşte böyle." dedi. "Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır.
onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır. Ve işte olup bitmişti. Bu ayetleri dinlerken Necaşi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar. Ve Necaşi şöyle dedi: bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat kralın huzurundan ayrıldıklarında Amr arkadaşlarına, yarın onlara aralarında gelişen bu iyi ilişkileri bozacak bir şey söylemeyeceğim. Onların Meryem oğlu İsa'ya kul köle dediklerini söyleyeceğim dedi. Ve ertesi sabah Necaşi'ye giderek, ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor dedi. Bunun üzerine Necaşi müminlere haber gönderdi ve İsa hakkında ne bildiklerini sordu. Müminler bunu duyunca tedirgin oldular. Çünkü bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hepsi bir araya gelip bu soru sorulduğunda ne cevap vereceklerini tartıştılar. Oysa onlar Allah'ın bildirdiklerinden başkasını söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Kralın huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara, Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer radıyallahu anh cevap verdi. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz. Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahta aldı ve Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce, sizin tüm karşı çıkmalarınıza rağmen diye ekledi. Daha sonra Cafer ve arkadaşlarına dönerek, istediğiniz yere gidin. Çünkü benim ülkemdeyken güvenliktesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile sizin birinize zarar vermem dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak yardımcısına, bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin. Çünkü onlara ihtiyacım yok dedi. Amr ve diğer elçi Mekke'ye aşağılanmış bir halde döndüler. O sırada Necaşi'nin İsa hakkında söyledikleri halka arasında yayılmıştı. Halk Necaşi'yi dinden çıkmakla suçlayarak bir açıklama istiyordu. Bunun üzerine Necaşi Cafer'e haber gönderdi ve onlar için gerekli olduğunda yola çıkmak üzere sandallar hazırlattı. Daha sonra bir parşömen aldı ve üstüne o Allah'tan başka Tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna, Meryem oğlu İsa'nın da onun kulu Resulü, Meryem'e indirdiği kelimesi ve ruhu olduğuna şehadet etti diye yazdı. Bu parşömen parçasını cübbesinin altına gizledi ve halkın huzuruna çıktı. Onlara, ey Habeşliler, sizin kralınız olmaya en layık olanınız ben değil miyim diye sordu. Evet dediler. Peki benim yaşamım hakkında ne düşünüyorsunuz? O yaşamların en güzeli cevabını verdiler. Necaşi, peki sizi tedirgin eden nedir diye sordu. Sen bizim dinimizi terk ettin ve İsa'nın bir kul olduğunu kabul ettin dediler. Peki İsa hakkında siz ne diyorsunuz diye sordu. Biz onun Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz dediler. Bunun üzerine Necaşi elini göğsüne tam gizlenmiş olan parşömenin üstüne koyarak buna inandığına şehadet ettiğini söyledi. Halk bu kelimesiyle kendi söylediklerini kastettiğini zannetti. Bu yüzden memnun ve teskin olarak ayrıldılar. Çünkü Necaşi'nin yönetiminden memnundular ve sadece temin edilmek istiyorlardı. Necaşi tekrar Cafer radıyallahu anh'a haber gönderdi ve evlerine dönebileceklerini söyledi. Ömer, iki elçi Mekke'ye dönüp Necaşi'nin Müslümanların tarafını tuttuğunu ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince Kureyşliler çok hiddetlendiler. Bu yüzden hemen Ebu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırmaya koyuldular.
Ebu Cehil'in yeğeni Ömer radıyallahu anh de onun tavsiyelerine eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu. Ömer o zamanlar 26 yaşında güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine o dindardı ve bu yüzden yeni dine karşı çıkıyordu. Babası Hattab onu Kabe'ye ve içindeki tüm tanrı ve tanrıçalara saygı duyacak bir şekilde yetiştirmişti. Bu yüzden onun için Kabe ve içindeki putlar birbirinden ayrılmaz, tartışılmaz ve bozulmaz, kutsal bir bütünü oluşturuyordu. Kureyş de bu bütünün içindeydi. Fakat artık Mekke'de iki din ve iki toplum vardı. Ömer açıkça bu sorunun tek nedeni olduğunu görebiliyordu. Buna sebep olan adam ortadan kaldırıldığında ona göre tüm sorun çözülecekti. Başka çıkar yol yoktu ve bu yol denenmeliydi. Uzun süreden beri bunlar aklında yer ediyordu. O gün elçiler Mekke'ye geldiğinde kafasındakiler ortaya döküldü ve hemen evine gidip kılıcını aldı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra kendi kabilesinden Nuaym İbni Abdullah'a rastladı. Nuaym Müslüman olmuştu. Fakat Ömer'den ve diğer akrabalarından korktuğu için bunu gizli tutuyordu. Ömer'in yüzündeki bu hiddetli ifadeyi görünce ona nereye gittiğini sormaktan kendini alıkoyamadı. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'i ikiye ayıran o dinsize gidiyorum dedi. Ömer onu öldüreceğim derken Nuaym kendisinin de öldürülebileceğine işaret ederek onu durdurmaya çalıştı. Fakat Ömer'in böyle bir nedeni önemsemeyen halini görünce onu belli bir süre geciktirebilecek, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem haber vermeye yetecek kadar başka bir neden buldu. Bu kendisi gibi Müslüman olduğunu gizleyen arkadaşlarını ele vermek anlamına geliyordu. Fakat Nuaym onların böyle bir durumdaki bu davranışı nedeniyle kendisini affedeceklerini, belki de takdir edeceklerini umuyordu. "Ey Ömer," dedi. "İlk önce gidip neden kendi ev halkını doğru yola getirmiyorsun?" "Benim ev halkım da kim?" dedi. Nuaym, "Enişten Said ile kız kardeşin Fatıma da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdiler. Onları kendi haline bırakmamalısın," dedi. Ömer bir kelime bile söylemeden kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Zühre'nin fakir müttefiklerinden biri olan Habbab radıyallahu anh, Said ve Fatıma'ya Kur'an öğretmek için evlerine sık sık gelirdi. O sırada Habbab onların evindeydi. Yanında henüz indirilmiş olan Taha suresinin ayetlerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı ve beraber okuyorlardı. Ömer'in kardeşinin adını çağıran hiddetli sesini duyunca Habbab evin bir köşesine saklandı. Fakat Ömer onların okuyuşlarını dışarıdan duymuştu. İçeri geldiğinde "Duyduğum o ses neydi?" diye sordu. Onu hiçbir şey duymadığına ikna etmeye çalıştılar. Ömer, "Duydum ve sizin de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uyanlardan olduğunuzu öğrendim," dedi. Daha sonra eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünün derisi çatladı. Bunun üzerine ikisi de bir ağızdan, "Evet, Müslüman olduk, Allah'a ve Resulüne inanıyoruz, ne yapacaksan yap," dediler. Fatıma'nın yarası kanıyordu. Ömer kanı görünce yaptığına pişman oldu. Onda bir değişiklik oldu ve kardeşine dönerek, "Biraz önce okuduğunuz şeyi bana getirin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne getirdiğini öğreneyim," dedi. Onlar gibi Ömer de okumabilirdi. Fakat Ömer kağıdı istediğinde kardeşi, "Onu sana veremeyiz," dedi. Ömer, Tanrı ve tanrıçalarına yemin ederek korkmamalarını, kağıdı okuduktan sonra geri vereceğini söyledi. Kardeşi onun yumuşaklığını fark etmişti ve şimdi İslam'a girmesini daha çok istiyordu. Fatıma, "Ey kardeşim, sen şimdi üzerinde putperestliğin kirini taşıyorsun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir," dedi. Ömer gitti ve yıkandı. Fatıma da ona üzerinde Taha'nın ilk ayetlerinin yazılı olduğu sayfayı verdi. Hazreti Ömer okumaya başladı ve bir bölümünü bitirdiğinde, "Bu kelimeler ne kadar güzel ve ne kadar şerefli," dedi. Habbab bunu duyunca saklandığı yerden çıktı ve,
Ömer, ümit ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasındaki Allah'ın seçtiği kişi sen olursun. Çünkü dün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ım İslam'ı ya Hişam oğlu Ebul Hakem'le ya da Hattab'ın oğlu Ömer'le güçlendir diye dua ederken duydum. Ömer, ey Habbab, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi nerededir? Ona gideyim de İslam'a gireyim dedi. Habbab ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safa kapısı yanındaki Erkam'ın evinde müminlerle beraber olduğunu söyledi. Ömer kılıcını tekrar kınına soktu ve Safa'ya gidip evin önünde durdu. Adını söyleyip kapıyı çaldı. Nuaym radıyallahu anh onlara haber vermişti. Bu yüzden Ömer'in gelişi onları şaşırtmamıştı. Fakat onun sesindeki yumuşaklığa hayret etmişlerdi. Müminlerden biri kapıya giderek anahtar deliğinden baktı ve üzüntü içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, gerçekten de Ömer kılıcıyla birlikte" dedi. Hamza radıyallahu anh "Bırakın içeri girsin. Eğer iyi niyetle geldiyse hoş geldi. Ama eğer kötü niyetle geldiyse onun kafasını kendi kılıcıyla keseriz" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu uygun gördü ve onu kemerinden tutup odanın ortasına çekerek "Ey Hattab oğlu Ömer, seni buraya getiren ne? Herhalde Allah senin üzerine mucize gönderdi" dedi. Hazreti Ömer de "Ey Allah'ın Resulü, sana, Allah'a, Resulüne ve getirdiklerine inandığımı söylemek için geldim" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allahu Ekber, Allah büyüktür" dedi. Bu şekilde evdeki herkes Ömer'in Müslüman olduğunu anlamış oldu ve hepsi tekrar tekbir getirdiler. Ömer'in Müslüman olduğunu gizlemesi söz konusu değildi. Bunu herkese, özellikle de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşman olanlara duyurmak istiyordu. Daha sonraki yıllarda şöyle derdi: "O gece İslam'a girdiğimde kendi kendime şöyle düşündüm. Mekke'de Allah'ın Resulüne en düşman olan kim? Gidip ona Müslüman olduğumu söyleyeyim. Hemen aklıma gelen cevap Ebu Cehil idi. Ertesi sabah kalkıp Ebu Cehil'in evine gittim, kapısını çaldım. Kapıyı açtığında "Hoş geldin ey kardeşimin oğlu. Seni buraya getiren ne?" dedi. Şu cevabı verdim: "Allah'a, Resulüne ve onun getirdiklerine inandığımı sana söylemek için geldim. Allah belanı versin" dedi. "Getirdiğin haberlere de lanet olsun." Daha sonra kapıyı yüzüme kapadı. Boykot ve kaldırılışı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, müminler Allah'a gizli ibadet ederken Kureyşlilerin açıkça Kabe'de putlara tapmalarına tahammül edemiyordu. Bu yüzden gidip açıkça Kabe'de namaz kılar ve diğer müminleri de buna teşvik ederdi. Bazen Hazreti Ömer ve Hamza yanlarında bir grup müminle mescide girer ve namaz kılarlardı. Böyle zamanlarda Kureyş liderleri hiç ortada görünmezdi. Çünkü onlar için orada oturmak ve olanları seyretmek gurur kırıcıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten korktukları için de müdahale edemiyorlardı. Fakat bu genç adamın kendilerini yendiğini zannetmesini de istemiyorlardı. Bu yüzden Ebu Cehil'in baskısıyla en iyi çözümün Ebu Leheb dışında mümin olsun olmasın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan tüm Haşimilere bir boykot düzenlemek olduğu kararına vardılar. Hazırladıkları dokümana göre kimse Haşimli bir kadınla evlenmeyecek ve kızını da Haşimilere vermeyecekti. Kimse onlara bir şey satmayacak, onlardan da bir şey satın almayacaktı. Bu, Haşimiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddedene veya o peygamberlik iddiasından vazgeçene dek sürecekti. Hepsi taraftar olmasa da 40 Kureyşli lider bu anlaşmayı imzaladı. Muttalib oğulları kardeşleri Haşimilere bunu yapmak istemediler fakat zorla anlaşmaya dahil edildiler. Doküman dikkatle Kabe'nin içine yerleştirildi. Karşılıklı dayanışma için tüm Beni Haşim Mekke Vadisi'nin Ebu Talip mahallesinde toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anha ev halkıyla birlikte o mahalleye gelirken Ebu Leheb Kureyşlilere bağlı olduğunu gösterircesine karısıyla bu mahalle dışında bir eve taşındı.
Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evlenen bir kadın hala eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Beni Haşimlerle bağlar tamamen koparılamıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakimi yanında sırtında bir çuval unla giden bir köle ile beraber Beni Haşim mahallesine giderken gördü. Onları düşmana yiyecek götürmekle suçladı ve Hakimi Kureyş'e ihbar edeceğini söyledi. Onlar tartışırken Esed kabilesinden Ebul Behteri geldi ve meselenin ne olduğunu sordu. Sorunu öğrendiğinde Ebu Cehil'e ''Bu onun halasının unudur, halası ununu istiyor, bırak da adam istediğini yapsın.'' dedi. Ne Hakim ne de Ebul Behteri Müslüman değillerdi. Fakat Esed kabilesinden birinden diğerine un götürmek kabile dışından birisinin karışamayacağı bir durumdu. Mahzumlunun araya girmesine tahammül edilemezdi. Ebu Cehil söylediğinde ısrar edince Ebul Behteri yerden bir devenin kaburga kemiğini aldı ve Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil yere düştü. O sırada oradan geçmekte olan Hamza'yı memnun etmek istercesine yerde onu çiğnediler. Hakim haklıydı. Boykot edilen kurbanların kişiliği yüzünden birçok kişi de boykota karşıydı. Amir kabilesinden Hişam İbni Amr, Haşimi kanı taşımıyordu fakat ailesinin Haşimilerle evlilik bağları vardı. Hişam gece hava kararınca yiyecekle yüklü bir deveyi Beni Haşim mahallesine götürür, mahalleye girişte devenin yularını çıkarır ve ilerlemesi için arkasına vurup bırakıp giderdi. Ertesi gece de giyecek yüklü bir deve getirdi. Müslüman olmayanların bu yardımlarının yanı sıra diğer kabilelerden Müslüman olanlar özellikle Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh bu yasağın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlardı. 2 yıllık boykotun sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh artık zengin bir adam sayılmazdı. Fakat bu yardımlara rağmen Beni Haşim mahallesinde açlık ve kıtlık vardı. Haram aylarda saldırı ve tecavüzden emin olarak dışarı çıkabiliyorlardı. Bu zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Kabe'ye giderdi. O sıralarda Kureyş liderleri varlığından yararlanarak ona hakaret ederlerdi. Bazen Kureyş'i uyaran ve daha önceki kavimlerin başına gelenleri anlatan ayetleri okurken Abdüddar sülalesinden Nadr ayağa kalkar ve Tanrı'ya andolsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden daha iyi bir konuşmacı değildir. Onun konuştukları eskilerin masallarıdır. Onları yazılı bir kağıttan okuyor. Ben de benimkileri kendi kitabımdan okuyorum derdi. Daha sonra Rüstem, İsfendiyar ve İran krallarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Bu bağlamda kalbin doğaüstü gerçeklikleri algılayan bir yeti olduğuna değinen birçok ayet inmiştir. Kafirlerde kapalı olan kalp gözü nurun parladığını görebilir. Bu da imandır. Fakat yaşamını kötü işlerle geçirmek kalbi tozlarla kaplar ve Allah'tan gelen mesajın ilahi kökenini algılayamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin uydurma masallarıdır dedi. Asla, hayır, onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Bunun aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin her zaman uyanık olduğunu ve her an gerçeklerle beraber olduğunu belirtmiştir. Gözüm uyur fakat kalbim uyanıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini müjdeler. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kabe'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturan Ebu Bekir'e gitti ve ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Konuşamayacak denli şaşıran Ebu Bekir radıyallahu anh, onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti. Duyduğuma göre beni hicvetmiş. Tanrı'ya andolsun onu bulursam ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Bana gelince ben gerçek bir şairim dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şu şiiri okudu. Biz o günahkara uymuyoruz. Emirleriyle alay ediyoruz ve dininden nefret ediyoruz.
Kadın gittiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O beni göremedi. Çünkü Allah onun gözüne perde çekti." dedi. Arapça günahkar, suçlu anlamına gelen muzammam, övülen ve değer verilen anlamına gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşıt anlamıdır. Kureyşliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yermek için bazen bu terimi kullanırlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca arkadaşlarına "Allah'ın Kureyşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzamman, suçlanan diyorlar. Halbuki ben Muhammed'im, övülenim." Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykot 2 yıl sürdü ve beklenen etkilerin hiçbirini göstermedi. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha dikkat çekmesine ve tüm Arabistan'da yeni dinden bahsedilmesine neden oldu. Bu tür düşüncelerden bağımsız olarak Kureyşlilerin çoğu, özellikle boykot edilenler arasında akrabaları bulunanlar, boykot hakkında olumsuz düşünceler taşıyorlardı. Karar değiştirmenin zamanı gelmişti ve ilk tepkiyi gösteren adam yine Haşimilere sık sık yiyecek ve giyecek yüklü develer gönderen Hişam oldu. Hişam tek başına bir şey yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin oğlu Mahzumlu Züheyr'e gitti ve şöyle dedi: "Annenin akrabalarının durumunu bilirken nasıl yemek yiyip güzel giyinmeye dayanabiliyorsun? Onlar ne bir şey satabiliyorlar ne de alabiliyorlar. Ne kızlarını ne de oğullarını evlendirebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar Ebu'l-Hakem'in, Ebu Cehil'in annesinin akrabaları olsalardı ve sen onu onun seni çağırdığı şeye çağırsaydın, o hiçbir zaman bunu yapmazdı. Beni utandırdın Hişam," dedi Züheyr. "Fakat tek başıma ne yapabilirim? Eğer beni destekleyen biri daha olsaydı bu anlaşmayı geçersiz kılana dek savaşırdım." Hişam, "Birini buldum," dedi. "Kim o?" "Benim." "Bir üçüncüsünü daha bulalım," dedi Züheyr. Bunun üzerine torunu Mutim İbni Adi'ye gittiler. "Sen Kureyş'le bir olarak Abdümenaf oğullarının iki kolunun yok olmasına göz mü yumuyorsun? Tanrı'ya andolsun, eğer onların bunu yapmasına izin verirsen bir müddet sonra aynı şeyi sana da yaparlar," dedi. Mutim dördüncü bir adam istedi. Bunun üzerine Hişam, Hatice'nin unu yüzünden Ebu Cehil'e vuran Esedli Ebul Behteri'ye gitti. O beşinci bir adam gerektiğini söylediğinde Hişam diğer bir Esedli'ye, bir altıncıya gerek olduğunu söylemeden teklifi kabul eden Zemeh İbni El Esved'e gitti. Hepsi de o gece Mekke'nin dışındaki Hacun Dağı eteklerinde buluşmaya karar verdiler. Orada hareket planlarını tasarladılar ve bu anlaşmayı geçersiz kılmadan meseleyi bırakmayacaklarına söz verdiler. "Züheyr, bu işle en çok ilgili olan benim. O yüzden ilk konuşan ben olacağım," dedi. Ertesi sabah mescitteki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü meclistekilere çevirdi ve "Ey Mekkeliler, Haşim oğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Tanrı'ya andolsun bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim," dedi. Kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve "Yalancısın," dedi. "Bu durum ortadan kalkmayacak." Zemeh, "Asıl yalancı sensin. Bu anlaşma yazıldığında biz taraftar değildik," dedi. Zemeh, "Doğru söylüyor. Onda yazılı olanı desteklemiyoruz ve taraftar değiliz," dedi Ebul Behteri. Mut'im, "İkiniz de haklısınız. Asıl buna hayır diyen yalancıdır. Tanrı şahidimiz olsun, biz ondan ve onda yazılı olandan masumuz," dedi. Hişam da aynı şeyleri söyledi ve Ebu Cehil onları bir gecede sözlerinden dönüp entrika çevirmekle suçlamaya başladığında Mut'im onun sözünü kesti ve Kabe'ye anlaşma metnini getirmeye gitti. İçeriden elinde küçük bir parça kağıt ve zafer ifadesiyle çıktı. Kurtlar
ilk başa yazılan Allah'ım senin adınla kelimeleri dışındaki tüm anlaşmayı yemişlerdi. Kureyş'in çoğunluğu zaten ikna olmuştu. Bunun yanı sıra bu tartışmasız mucize tüm karşı çıkanları durdurdu. Ebu Cehil ve onun gibi düşünen birkaç kişi karşı koymanın anlamsız olduğunu biliyorlardı. Boykot resmen kaldırılmıştı. Kureyş'ten bir grup Beni Haşim ve Beni Muttalib'e iyi haberleri vermeye gitti. Boykot kaldırıldıktan sonra Mekke'de büyük bir rahatlama oldu ve belli bir süre için Müslümanlara karşı gösterilen düşmanlık yumuşadı. Bu rahatlama haberi abartılarak Habeşistan'a dek ulaştı. Bunun üzerine muhacirlerden bazıları Mekke'ye dönmek için hemen hazırlıklara başladılar. Cafer radıyallahu anh gibi bazıları ise bir süre daha orada kalmalarının iyi olacağını düşünüyordu. O sırada Kureyş liderleri çabalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir anlaşma yapmaya ikna etmede yoğunlaştırmışlardı. Bu kendilerine göre ona takınılan en yakın, en yumuşak tavırdı. Velid ve diğer liderler iki dinin de aynı ayda uygulanmasını önerdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi reddetme şeklinde zorluk çekmeden hemen gelen vahiy ile onlara cevap verdi. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bunun sonucunda geri dönen muhacirler daha haram bölgeye ulaşmadan yumuşak durum sona ermişti. Cafer ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anhuma dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kuzenleri geri döndüler. Onlarla birlikte Osman ve Rukiye de geldiler. Osman radıyallahu anh'la birlikte dönen diğer Şemsli de Ebu Huzeyfe idi. Ebu Huzeyfe korunma için babası Utbe'ye sığınabilirdi. Fakat Ebu Seleme radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha kendi kabilelerinden işkenceden başka bir şey beklemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden Mekke'ye gelir gelmez hemen Ebu Seleme'nin dayısı olan Ebu Talip'ten korunma istediler. Ebu Talip mahzumilerin karşı çıkmasına rağmen bu isteği kabul etti. Sen bize karşı yeğenin Muhammed'i koruyorsun. Fakat niçin bizim kabilemizden bir adamı bize karşı korumayı kabul ediyorsun dediler. Ebu Talip, o benim kız kardeşimin oğludur. Eğer ben kız kardeşimin oğlunu koruyamazsam erkek kardeşimin oğlunu da koruyamam demektir dedi. Mahzumilerin onun liderlik haklarına saygı göstermekten başka seçenekleri yoktu. Yanı sıra bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşmanlık besleyen Ebu Leheb de ağabeyini destekliyordu. Bu yüzden daha fazla diretemediler. Ebu Leheb kendisine göre boykot süresince yeğenine duyduğu nefreti bu kadar açığa vurmasının özrünü yerine getiriyordu. Nefreti hiçbir şekilde azalmamıştı fakat ağabeyinden sonra kabilenin lideri olacağı için ailesiyle iyi ilişkiler içinde olmak istiyordu. Ebu Talib'in çok uzun yaşamayacağının da farkındaydı.